herhangi bir günün herhangi bir akşam yemeğindeyim. Burada pilav üstü kurum var. Şöyle de yanında soğanım var. Bunu şimdi gömeceğim. Gömeceğim. Üstüne böyle bolca fasulyenin suyundan koydum ki o pilavı ıslatsın. Bu arada kuru fasulye pilav yapmayı bilmeyenler için şuradan tarifini çıkartırım. Yaparsınız, yersiniz bir güzel. Şöyle hemen bir tane soğanımdan alıyorum. Ve eğer böyle midenize dokanmasını istemiyorsanız, ya dokanmasını, şöyle zarını çıkartıyorsunuz. Oh. Böyle kullanınca etkilemiyor. Şöyle. Oh. Böyle soğanı kaşık olarak kullana kullana yemeğinizi yiyorsunuz. Çok güzel. İsterseniz yanında turşu da yiyebilirsiniz, fark etmez. Çok güzel bir şey ya gerçekten. Kuru fasulye baklagil grubunda, pirinç de tahıl grubunda olduğu için ikisinin kombinasyonuyla protein oranınızı daha çok arttırıyorsunuz. Daha çok protein depoluyorsunuz. Bu da bir bilgi olsun size. Ay çok güzel ya. Gerçekten çok seviyorum kuru fasulye pilavı. Kuru fasulye pilav 1, nohutlu pilav 2. Ben düşüneyim başka var mı? Mercimeği de çok severim bu arada. Seviyorum yani. Güzel. Şundan için. Soğan ya. Hayatı güzelleştiriyor yemin ederim. Şöyle yine soyayım. Kaşık olmasına rağmen illa soğan kaşığını da kullanacağım. Şöyle netleyeyim de size de. Çok şükür bu oyunda karnımızı doyurduk. Başka bir önde görüşürüz. Evet, herhangi bir günün sabahındayım ve hunharca karpuz gömeceğim şu an. Çatalım hazır, bekliyorum ve yiyorum. Ay şu an çok mutluyum. Böyle buzdolabından yeni çıktı. Buz gibi. Efsane değil mi ya? Yaz ayının en mükemmel meyvelerinden biri. Çok güzel. Eğer gerçekten güzel bir karpuz bulabilirseniz bunun tadı ayrı güzel. Bu arada bilmeyenler için meyve çok yararlı bir şey. Hatta diyorlar ki günde en az 5 porsiyon hatta 10 porsiyon meyve tüketin. Şimdi diyeceksin ki bir porsiyon meyve ne kadar? Yaklaşık 80 gram. 80 gram, 80 gramdan işte 5 porsiyon, 10 porsiyon arası yersen oh mis. Tabii tek meyveye de dalmamak gerekiyor. Ayrı ayrı meyveleri, böyle farklı farklı meyveleri gün içinde tüketirsen çok daha güzel. Hatta meyvelerle ilgili zararlıdır, meyve mi yiyorsun, şeker falan gibilerinden konuşanlar için aşağıya da yazı bırakıyorum. Okuyup bilgilenebilirsiniz. Okumak bedava bildiğiniz gibi. Hemen yemeye devam ediyorum. Sabah sabah karpuz vallahi çok güzel gidiyor ya vallahi. Ah. Hep yabancı sayfalarda gördüğüm bir şey denemek istiyorum şu an. Karpuzu alıyorum. Birazını keseyim. Hepsini kullanmayalım. Ve burada limonum var. Gerçekten ben uydurmadım bu sefer. Valla. Limonla yiyorlar ya. Aslında lime kullanıyorlar. O yeşil limondan da. Bazıları bu limonu da kullanıyor. Deneyeceğim bakalım nasıl oluyor. Merak ettim. Yiyorum. Yani biraz limonata havası var bunda. Yani bu şekerli ya. Böyle bir daha bakacağım şimdi. Yani çok yükselmedim.
Ama o da şeyden dolayı, hani alışık olmadığımdan dolayı herhalde. Gerçi evde vegan peynir de var. Peynirle de yiyebilirim ama ben sevmiyorum ya karpuz peyniri muhabbetini. Böyle sabah sabah soğuk soğuk daha güzel bence. Neyse, bu kadar yiyebildim var ya, ama o kadar güzel güne başladım ki anlatamam size. Oh, vallahi ferahladım. Neyse, başka bir öğünde görüşürüz. Evet, herhangi bir günün ara öğünündeyim şu an ve Türk kahvesi yapacağım yine. Şimdi geçen gün ben hurma suyu tarifi paylaştım ya. Bir istedik yorumda. Sen bu hurma suyundan bir Türk kahvesi bir dene dedi. Dedim neden olmasın? Hemen şöyle bir fincan kahvesi için hurma suyumu ekliyorum. Bakalım kısmet nasıl olacak bilmiyoruz. Sonra da yine bir tatlı kaşığı kahvemizi ekliyoruz. Ben normalde zaten hani çok şekerli içen bir insan değilim. Az zaten bunu öğrenmişsinizdir. Zaten hurma suyunda da şey var. Ama bunu biraz çok koymayayım ya. Şimdi hurma suyu da yoğun ya. Az kahve koyuyorum yani. Bir kaşık ama böyle dolu dolu değil. Neyse, karıştırayım. Bakalım nasıl olacak. İnşallah bu sefer makineyi patlatmam. Ama patlamaz yani. Sonuçta sulu bir şey. Etkileşime falan giriyormuş. Ama gerçi şu an etkileşime girmedi. Bugün ne yedim, nerede? Heyecanlı dakikalar. Bakalım nasıl olacak. Evet, makineye yerleştiriyorum. Hadi bakalım. Ve kader anı. Şöyle. Biraz yoğun gibi sanki. Göstereyim yakından da. Şu şekilde. Ay, bakalım tadı nasıl? Çok merak ediyorum gerçekten. Heyecanlandım. Neyse, yudumluyorum. Güzel. Ama tatlı sevenler için. Ben çok tatlı sevmediğim için çok yükselmedim ama güzel yani. Gerçekten güzel oldu. Şaşırtıcı. Eğer şekerli Türk kahvesi seviyorsanız bunu da kesinlikle seversiniz. Deneyin. Veya şey yapabilirsiniz. Hani çok şekerli sevmiyorsanız birazcık bu hurma suyundan birazcık su koyarsınız. Öyle dengelersiniz. Ama yani kesinlikle şekeri alternatif. Gerçekten güzel oldu. Ama benim için dediğim gibi yani çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Ama tadı muazzam. Gerçekten. Güzel yani. Ben bir daha denersem bunu birazcık hurma suyu, birazcık su. Hatta yani şu kadar mesela hurma suyu. Geri kalanı mesela su. Öyle yapacağım. Bu arada hurma suyu tarifini de şuradan çıkartırım. İzlersiniz, yaparsanız aşırı kolay. Yani izlemek istemeyenler için de hemen şöyle anlatayım. Hurmayı alıyorsun, sıcak suda kaynatıda bekletiyorsun. Ondan sonra çekirdeklerini çıkartıyorsun. Blender'dan geçiriyorsun. Yine o hani kalan kaynar suda beklettiğin suyla ama yapıyorsun. Normal şaşal su eklemiyorsun sonradan. Öyle blender'dan geçiriyorsun, süzüyorsun. Al sana hurma suyu. O kadar. Hemen anlattım. Ne kadar pratiğim. Ay vallahi çok güzelmiş ya. Deneyeyim bunu, bak deneyeyim. Güzel oldu ha. Vallahi iyi oldu. Neyse. Kahvemi içeyim de. Bugün de hiç fal baktırasım yok ya. Falcı bacı ve Falati şu an ağlıyor olabilir ama gerçekten fal günümde değilim galiba. Çünkü moralim çok yüksek. Böyle hiç böyle fala falan bakasım yok. Niye böyle bilmiyorum. Gerçi ben kahveyi fal için içenlerdenim ama bunun tadı güzel olmuş. Böyle bazen çok güzel kahveler denk geliyor. O zamanlar çok hoşuma gidiyor. Ama onun dışında genelde fal için bakıyorum. Yani içiyorum daha doğrusu. Güzel güzel deneyin. Yanında hiç yani çikolata falan yemenize falan da gerek yok. Ki çikolata var. Kendi yaptığım çikolatalar hala duruyor buzdolabında. Ama hiç gerek yok yani. Bu kendi başına yeter. Gerçekten yeter. Güzel. Deneyin. Neyse. Başka bir öğüne geçelim biz. Ben böyle kapatayım. Bay bay. Ama bu gerçekten güzel olmuş. Bugün ne yedimlerin en güzel kısmı bence bu ya. Kahve kısmı. Değil mi? Türk kahvesi kısmı. Onu siz de seviyorsunuz bu kısmı. Ben biliyorum yani, hep yorumlarda falan görüyorum. Neyse hadi. Başka bir öğünde görüşürüz. Bay bay. Evet, herhangi bir günün herhangi bir önündeyim ve bugün önümde bamya var. Bamya'yı çok seviyorum gerçekten. Eğer bamya'yı sevmiyorsanız yüksek ihtimal yapan kişi yapmayı bilmiyordur. Ama onun dışında bamya harika bir yemek. Bu konuda iddialıyım. Hatta ilerleyen günlerde tarifini de paylaşacağım. Haberiniz olsun ve bunu yemeye başlıyorum.
Neden ekmekle yemiyorsun diye soranlar olabilir. Çünkü bunun devamında başka şeyler daha yiyeceğim. O yüzden ekmek yemek istemiyorum. Ekmekle karnımı doyurmak istemiyorum. Ama onun dışında tabii ki de ekmek vegan 100 milyon kere söylediğim gibi. Neyse ben yemeye devam edeyim. Bol bol ekşili. Efsane ya. Çok güzel bak. Üçer üçer, dörder dörder götürüyorum yani. Ve finito. Bitirdim. Şimdi diğerlerine geçelim. Ve bana yazı en çok sevdirten şeylerden biri. O da haşlanmış mısır, haşlanmış darı. Çok seviyorum gerçekten. Çok güzel değil mi ya? Bakın şöyle. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi bunu mutlulukla, heyecanla, umutla yiyeceğim. Hemen tuzluyorum. Yeni haşlanmıştı. Hemen böyle suyun altına tuttum soğusun diye. Ama hala dibi sıcak olabilir. Şu an çok mutluyum. Şu an aşırı mutluyum. Ve bu mutlu anımı sizinle paylaşıyorum. Ve ısırıyorum. Sen mükemmel bir detaysın. Gerçekten mükemmel bir detaysın. Çok güzel ya. Darınız bitti mi? Hiç üzülmeyin. Koçanım kaldı. Asla üzülmeyin. Birazcık daha şöyle tuz döküyorum. Ve emiyorum. Emcüklüyorum. Bilenler bilmeyenleri anlatsın. Dibinde kalan suyu da değerlendiriyorum. Hiç ben öyle elitim. Yapmam öyle şeyler falan demeyin. Hepiniz yapıyorsunuz biliyorum yani. Neyse bu öğünde böyle oldu. Başka bir öğünde görüşürüz. Bay bay. Ama ellerim şey oldu. Neyse ben sonra kapatırım, şöyle bay bay diyeyim. Evet, herhangi bir günün herhangi bir ara öğünündeyim. Ve herkesin favori ama gizli favorisi üzümü yiyeceğim. Bu çekirdeksiz üzüm. Bence herkes aslında çekirdeksiz üzümü seviyor. Ama böyle hani en sevdiğim yaz meyvesi dediğinde karpuz diyor. Ama bence asıl favori üzüm. Ve biraz daha iddialı konuşayım. Karpuz nihalse üzüm Bihter'dir. Gerçekten gizli saklı bir sevilen meyvemiz. Çok seviyorum ya gerçekten. Ben çekirdeksizi daha çok seviyorum. Ama çekirdekliyi de yiyorum artık. Mesela eskiden çekirdekli üzüm yerdim ama çekirdeklerini ayırırdım. Ama kesinlikle çekirdeklerini değil. Çok büyük bir antioksidan kaynağı. Hep öyle derler ya. Ama gerçekten üzümü çok seviyorum yani. Yazın aslında en sevdiğim meyve bu olabilir. Gerçekten. Bir de bu şaşırtıcı derecede yulaflı şeylere yakışıyor ya. Mesela soğuk yulaf yapın veya sıcak yulaf yapın. İkisi de yakışıyor. Kuru üzüm de yakışıyor. Bu işte yeş üzüm de yakışıyor. Her türlü yakışıyor yani. O yüzden çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Bebeğim ya. Şey gibi iyi mi? Yunanlar var ya. Ya daha doğrusu Yunanlar demeyeyim. Mitolojide falan böyle kaldırıp yiyorlar ya. Böyle yan yatar pozisyonda. O şekilde yan yatarak yiyince daha çok yiyormuşsun biliyor musunuz? Normalde yatarak değil de şöyle yan yatarak daha çok mideye alıyormuş. O yüzden herhalde öyle yatarak yiyorlardı. Hani daha çok yiyebilmek için. O bir taktikmiş aslında. Bilmiyordum ben de. Yıllar önce Discovery'de öğrenmiştim. Bunlar işte hep bilgi. Siz de daha çok yemek yemek istiyorsanız hani kilo alayım midem böyle hemen dolmasını istiyorsanız böyle onlar gibi böyle yan yatıp öyle gömün. Daha çok yersiniz. Haberiniz olsun. Şu an çok mutluyum valla. Aslında bunları var ya tek tek böyle dondursan ondan sonra sodanın içine falan atsan nasıl olur acaba? Buz niyetine. Değil mi? Mantıklı. Olabilir. Sanki ben böyle Instagram'daki o diyet çalışmalarında falan gördüğüm gibi hatırlıyorum. Olabilir, denenebilir. Siz de bol bol tüketin valla. Üzüm kaçmaz ya. Yazın güzelliklerinden. Oh be. Üzümü sevdiğim için var ya bu videoda çok mutlu oldum.
Ay, gerçekten çok seviyorum. Eğer böyle hiç yemiyorsanız üzüm, lütfen yiyin. Yani yiyin. Çekirdek sizi zaten rahatsız da etmiyor. Bence hoşunuza gider. Bence bir şans verin. Yulafların içine de, yani böyle hani yulaflı karışımlar oluyor ya, onların içine de mutlaka üzüm deneyin. Yulaf aşırı yakışıyor. Bunu bir kez daha belirtmek istedim. Çünkü lütfen deneyin. Bugün ne yedimler videom biraz böyle meyve ağırlıklı oldu ama yani diğer video da öyle olacak ama belli değil. Ya net konuşamıyorum, bilmiyorum. O an böyle hani yemek yediğim zaman videoyu açıyorum öyle yani. Neyse, yarın başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.